ya. Seray'a bakın siz. Resmen ayakta uyuttu hepimizi. Yok. Güya o bizi ayakta falan uyutmamış. Yalan da söylememiş. Biz kendi kendimize bir hikaye uydurmuşuz. Öyle söylüyor kendileri. Selim, sen hiç yorum yapmadın. Şaşırmamış gibisin. Şaşırmadım çünkü biliyordum. Biliyordum. Hı hı, biliyordum. Onur abi, ben sana bir şey daha soracağım. Sor. Sera hakkında ne biliyorsun? Nasıl yani? Ne merak ediyorsun? Yani Sera'yı bizim evde görünce şaşırdım açıkçası. Catering'i bizim otel almış. Ben de görevli olarak falan geldim dedi. Ne bileyim. Evet. Yani Sera part time çalışıyor. Peki otel onlara mı ait? Yok be oğlum, ne alakası var? Yani dün catering hizmetini New Plus'tan aldık biz. Sera da orada part time çalışan işçilerden biri işte. Abi sen ciddi misin? Niye bu kadar şaşırdın Selim? Maalesef herkes sizin kadar şanslı doğmuyor. Hani Serra da aile bütçesine katkı sunmaya çalışan, hem çalışıp hem okuyan burslu öğrencilerimizden biri. Sen niye sordun bakayım? Yok ya, önemli bir şey değil. Dün öyle görevli kıyafetiyle görünce ne bileyim. Ne yalan söyleyeyim, ben de dün karşılaşmayı hiç beklemiyordum. İşte aşağıdaki tuvaletleri temizlerken yakaladım kızı. Tuvaleti de mi temizlettiler? Şahit olmaktan hiç memnun olmadım gerçekten. Yani anlayacağınız, ağzında gümüş kaşıkla doğanlardan değilim ben. Ben kendi kaşığını kendine kazananlardanım. Dirsek çürüttüm. Evet, akademik başarı hayatta bir yerlere gelmek için çok önemli. Ancak mantıklı hedeflerinizin olması, bu hedeflerinize ulaşabilmek için doğru bir strateji uygulamanız gerekiyor. Ve bu stratejiyi hayata geçirmek için cesaretiniz gerekiyor. Sevgili eski mezunumuz Mert Tekin'e kıymetli vaktinizi ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ve kendisine bir hediyemiz var, takdim edeceğiz. Önüne baksana. Asıl sen önüne bak lan. Koca koridorda kız keseceğim diye babam mı çıktı üstüme? Doğru konuş. Konuşmazsan mı olur? Bak bütün sinirimi senden çıkartırım şekerim. Lan çıkartsan kaç yazar oğlum? Asıl kimsin lan, bana böyle davranıyorsun? Bak seni öldürürüm ha! Kimsin lan sen ha? Asıl sen kimsin lan? Ha? Babanın parasıyla mı artistlik yapıyorsun burada? Demek babamın parası. Ha, lan vurmuş lan oğlum. Demek babamın parası. Selim hayır. Babam sakin. Tamam sakin ol, sakin. Çek şu kolunu, çek. Önce sakin ol, sonra bırakacağım. Sen de git, tamam. Hadi uzatma.
Yürü! Bırak sen de. Selam. Hayırdır? Selam. Bu banyoda kalmış ama. Onur abinin arabasını unutmuşsun da. Sağ ol, çok teşekkürler. Havalimanına gitmeden okula uğramıyordum ama gerek kalmadı, sağ olasın. Selim, düşündüğün gibi. Yalnız en son birinin komaya girmesine sebep oldu. Yerinde olsam dikkat ederdim. Selim, Selim. Demirleydimiz ağlayabiliyormuş. Hayret. Ne o? Bankacının tek gecelik ilişkisinden sonra seni alıp Amerikalara falan mı götürmesini bekliyordun? O yüzden mi bu gözyaşları? Boş hayaller bunlar. Onun elinden senin gibi kaç tanesi geçmiştir biliyor musun sen? Ya siz ne biçim insanlarsınız? Ne sanıyorsunuz kendinizi? Size de yaptığınız o iğrenç yorumlara da lanet olsun. Ya yeter! Yeter, bir rahat bırakın beni, defol! Defol git ya, defol! Tamam, tamam. Ya bırak, tamam, git! Tamam, 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 sakin ol. Buran kazasının günah keçisi ben olmayacağım, anladın mı? Tamam, olma. Ya taciz etti. Resmen taciz etti beni arkadaşın ya. Kapıma kadar dayandı. Anneme ne diyeceğimi şaşırdım. Mert Tekin dedi hiçbir alt yaşamadım ayrıca. Ya odasını temizlemek için oradaydım ben. Bu benim işim. Anladın mı? Para kazanmak için yaptığım işim bu benim. Anladım. Ne?
Yok ya. Öptün mü işte? Bence sen hayal falan gördün. Öpmedim ben. Ne olur görürlerse. Yani gerek yok, hoş olmaz. İmajın mı çizilir? Bu Selim saçmalama, ne alakası var? Sara. Kedisinin uyanma vakti gelmişti artık. Serra Hanım, buyurun. Görsünler. Bizi daha böyle çok görecekler. Alışsın herkes. Ya Serra, sanki hayatında ilk defa bir erkekle bu kadar samimi yürüyor gibisin ya. Ne? Ciddi misin? Yani bu durumda ben senin ilk erkek arkadaşın oluyorum. Doğru mu? Yani hayatında ilk defa ben de öptüm seni. Tamam canım. Ne var yani olmadıysa? Serra. Hı. Ne yapıyorsun yine? Ya bırakır mısın? Ne yapıyorsun? Bak, gördün mü? Herkes gördü şimdi. Ne olacak? Hayatımda ilk kez öpüştüm. İlk kez haddini bilmez bir erkek sana sarıldım. Bir de üstüne üstlük etmezmiş gibi herkesin içinde seni kucaklayıp havalara kaldırdım. Açmıyor. Onur Hoca'nın yanındadır belki. Kaçta biter dersin? Uzun sürer benim işim. Proje devrimi tamamlamam lazım. Tamam. Olsun, ben beklerim seni. Gerek yok gerçekten. Pardon, pardon. Efendim Biricik. Evet, evet, okuldayım. Ufak bir işim var, onu hallediyorum. Neredesin? Biz çıkıyoruz kızlarla da seni bekleyelim mi? Biricik, işim var dedim ya. Tamam, yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam. İyi kaçtım, ben servise gidiyorum. Tamam, görüşürüz sonra. Hadi bay bay. Thank you.
Bitti mi dersin? Hı hı, bitti. E tamam. Atla arabaya gidelim bir an önce. Yok, istemiyorum. Ne istemiyorsun? Ufak bir işim ben senin için nasılsa. Gerek yok yani eve bırakmana falan. O ne demek Serra? Ben hiçbir şey anlamadım. Biricik'le konuşurken ufak bir işim var dedin ya hani. O ufak iş ben olduğuma göre. Biraz alınganlık, biraz da kıskançlık seziyorum. Hayır tabii ki de ne alakası var? Serra Hanım, lütfen arabaya biner misiniz? Lütfen. Buyurun. Belki binmek istemiyorum. Lütfen, lütfen Serra Hanım. Buyurun. Serra, bir ara şu Burak konusunu baştan anlatmanı istiyorum. Daha neyini anlatayım? Yani Burak'la aranızda ne geçtiğini, tokat attıracak kadar sana ne yaptığını, bütün detayları öğrenmek istiyorum. Anlattım ya. Evet, evet anlattın ama kısmen anlattın. Ben bütün detaylarıyla öğrenmek istiyorum bu işi. Benim gördüğüm en rahatsız edici, en antipatik insan olabilir. Ya senin için öyle olabilir ama o benim yakın arkadaşım. Bayağı da samimiyiz, biliyorsun. E peki sor o zaman. Ne öğrenmek istiyorsun, sor. Ne yaptı seni bu kadar sinirlendirecek, gerecek ne yaptı merak ediyorum. Ya zaten okulda beni ilk gördüğü günden beri sürekli peşimde. Antipatik, antipatik. Baştan sona anlattım her şeyi. Oldu mu? Ben şu ilerideki okulun önünde ineyim olur mu? Yani olur da emin misin burada inmek istediğini? Hı hı. Eviniz buradan çok uzak değil değil mi? Yok canım alışkınım ben. De zaten çok yürümeyeceğim yakın buradan. Ya Serra evine bıraksam ne olacak ki? Olmaz. Tamam. Peki... Yarın sabah gelip alayım mı seni? Yok, gelme ben. Otele gideceğim. Sabah şiftim var. Hı. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Beni sever, bu kız beni öldürür.